Bugün nelerden bahsedeceğiz? İç mimarlıktan bahsedelim. Çok güzel. Konuğumuz iç mimar Fatma Gül Teselli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. 23 Eylül 1990 Mersin doğumluyum. 2014 yılında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi'nden mezun oldum. Mersin'e yerleştim. Ailem de oradaydı. Uzun bir süre 8 yıldır orada meslek hayatımı sürdürdüm. Sonra radikal bir kararla artık Mersin yetmediği için İstanbul'a şubemizi açtım. Artık İstanbul'dayız FGT Mimarlık olarak. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Türkiye'de iç mimarlık sektörü hakkında düşünceleriniz nelerdir? Türkiye'de iç mimarlık sektörü yeni yeni gelişiyor. Daha önceden iç mimar ne olduğunu bilmiyordu. İç mimar mı, dış mimar mı kavramı vardı ama bir takım bu televizyon kanalları sayesinde bir de evdeki ev hanımlarının merakı sayesinde Evet. Bir iç mimarlık bir yerlere gelmeye başladı. Evet. Eskiden herkes bir usta çağırayım yapayım Evet. olayı vardı. Şimdi artık iç mimar gelsin, iç teslim mimarla ediyorlar, birlikte evet mi? Yapalım Onlar. Olayına döndü. Hı. Biraz geç oluyor ama güzel zamanla güzel bir sonuca erişeceğimizi evet, düşünüyoruz. Kesinlikle. Peki siz iç mimar olmaya nasıl karar verdiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Çocukluğumdan beri hayalimdi. Babama aşık büyüdüm ben. Babam da zaten hep inşaat sektöründeydi. Evet. Herhalde oradan ilham alındı. Evet. Babam daha çok mimar olmamı hani taraftarı ama ben biraz daha hani işin estetik kısmına gidelim, biraz daha eğlenceli olsun diye iç mimarlığı seçtim. Orada bir kırılma noktamız oldu yani. Ne güzel. Peki sizce iç mekan tasarımı lüks mü yoksa bir ihtiyaç mı? Bence bir ihtiyaç. Değil mi? Çünkü iç mimarların olması hem ergonomik açıdan hem maddi açıdan aslında çok lüks Tabii. gibi gözüküyor ama bence hiç lüks değil. Hı hı. Tamamen bir ihtiyaç bir iç mimar olmalı. Evet. Peki tasarımlarınızda vazgeçemeyeceğim dediğiniz şeyler nelerdir? Müşterinin rahat etmesi. Yani hı hı. benim tasarımımdan önce kullanıcı oraya geldiğinde mutlu olmalı. Evet. Yani illa ben bunu istiyorum, bu tasarım olsun değil. Kullanıcıya hitap etmeliyiz ve ergonomik olması ve malzemelerin birbiriyle uyum içerisinde olmasını sağlıyor. Ya, önemli benim için. Evet. Peki en çok beğendiğiniz mimari tarz, iç mimari tarz nedir? Bana göre modern, rahat. Yani evet. biraz daha modern kesimleri seviyorum ama tabii kendime uygun olmuyor. O sıra müşterimiz çok fazla gösteriş istiyorsa, biraz country istiyorsa country'ye dönmek zorunda kalırım ama evet. kendi yaşam alanım evet. tamamen modern ve rahat bir yaşam alanı. Evet, çok güzel. Peki sizi en çok heyecanlandıran projeniz hangisiydi? Beni şu an çok heyecanlandıran bir proje var. Toron Center'da yaptığımız bir klinik projesi. Hı-hı. 450 metrekare güzel bir proje olacak. O çok heyecanlandırıyor. Çünkü evet. 8 senedir evet biz Mersin'de bir yerlerdeydim ama Hı-hı. bu kadar kurumsal, bu kadar evet. güzel bir noktaya Hı-hı. yoktu Mersin'de. Hı-hı. O birazcık heyecanlandırıyor beni. Evet. Güzel bir proje çıkacak inşallah. Evet, önemli bir yer. Çünkü evet, önemli bir yer, önemli merkez. Bir iş ve klinik herkesin, evet. Tabii bütün git, herkese göreceği. Hitap eden bir yer Hı-hı. göreceği bir şey. Evet, çok heyecanlandırıyor. Evet, i̇nşallah en kısa zamanda en iyi şekilde projeyi i̇nşallah. Teslim edersiniz. İnşallah. Biz de görürüz i̇nşallah, projenizi. Olur. Şimdiden başarılar. Teşekkür ederim. Peki projelerinizde nelerden ilham alırsınız genellikle? Projelerimde çok ütopik gelebilirsiniz ama 3 gün kendimi kapatıyorum. Hı-hı. İnanılmayacak yani 3 gün boyunca çizim yok belki. Kitap okuyorum, film izliyorum. Filmin bir karesinden bile esinlenip o projeden bir şey çıkarabiliyorum. Hı-hı. Kitabın bir kelimesinden bir evet. şey çıkabiliyor. Hı-hı. Yani o an hiç belli olmuyor. Proje evet. Ne çıkacağını 3 evet. gün boyunca kapanıyorum. Orada bir ilham aldığım bir süreç oluyor yani. Evet. Sanatsal etkinlikler insanı besliyor değil mi? Besliyor. Yani tablo olabilir, film Kesinlikle. Olabilir, müzik. Evet, filmin bir karesinden evet. mesela o an bir Hoş tablosundan bir şey, şey çıkıyor. Yani o bir çok fikir. Saçma bir şey, bir fikir evet. çıkıyor. Bir bakıyorum evet. projenin başındayım. Evet. O an kesip projeye yani tuhaf bir Evet Durum. Çok güzel. Ama evet. gündelik hayatınızda da öylesinizdir biraz. Radarlar açık değil mi? Etrafta gözlem yaparak.
Ya evet, radarlarım çok açık. Mesela algılarım mağazalardan hep bakarak, bir yapı market görürüm. Evet. Yani bir hep bir algılarım, bir malzemeci görürüm. Algılar farklı. Evet. Yani. Peki çizim konusunda küçük yaştan beri yetenekli miydiniz? Bir ilginiz var mıydı? Hep elimde bir kalem oldu. Fotoğraflarda da annem tarafından hep bir çizim yapardım. Yani hep severdim boyamayı, çizmeyi. Evet. Ama şey değil yani, hani o çizimle ben çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Sevmekle alakalı bazı şeyler. Yaratıcılık, tabii. Merak. Değil İyi mi? Şeyler çıktığında çok değişik bir haz oluyor. Evet, bir de yani estetik tabii, zevkinizin, tabii gustonuzun olması. Tabii. Değil tabii, mi? Bunlar tabii, da son çok derece önemli. Aynen öyle. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yani şöyle söyleyeyim. İç mimarla çalışmaktan çok çekiniyorlar. Hani çok böyle lüks gibi geliyor. Ama iç mimarlar, iç mimar arkadaşlarımız da yani bizlerle çalışırlarsa hem onlar açısından çok rahat bir süreç oluyor, hem de gerçekten istedikleri gibi şeyler oluyor. Bence iç mimarlarla çalışmaya herkes başlamalı. Evet. Kesinlikle. Değil mi? Muhakkak yeni bir ofis veyahut da bir eve Kesinlikle. taşındıkları takdirde iç mimardan bir destek Evet. alarak yollarına devam ederlerse, yani sağlam bir şekilde gitmiş oluyorlar. Hı. Değil Hem mi? daha sağlam, Evet. hem istedikleri gibi. Yani Evet. kendileri kafalarına başka hayal ediyorlar. Ustaya Hı. başka anlatıyorlar. Usta Evet. başka hayal ediyor. Bu sefer de işin içine girdiğinde ben bunu anlattım oluyor. Ama Tabii. bizlerle tamamen üç boyutta Evet. çizimlerimiz oluyor. Müşterilerimize sunum yapıyoruz. Müşterilerimiz ne olduğunu görüyorlar. Malzemelerine kadar bütün Evet. detayları kendilerine Hı. söylüyoruz. Sürpriz olmuyor Sürpriz sonra. olmuyor. Hı. Eğer uygulanmıyorsa müşteri ya maddi açıdan Evet. istemiyordur onu, Hı. ya da o sıra müdahale etmiştir. Kolay Evet. kolay olmama ihtimali yok. Aynısı çıkıyor. Tamamen Evet. uygulanıyor, hayata Evet. Evet. geçiriliyor. Hayata geçiriliyor. Gerçekten çok güzel bir yöntem. Başarılarınızın devamını Çok teşekkür diliyoruz. ediyoruz. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz iç mimar Fatma Gül Teselli'ydi. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.